Evet arkadaşlar, yeni bir YouTube videosu da birlikteyiz. Bu videoda genel market durumundan, Squabbit hız yatırımlarından ve 20 milyon RTG'nin son geldiği durumdan, paketten çıkardığımız oyuncağıdan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olursanız çok teşekkür ederim, çok sevinirim. Lütfen kanala abone olalım dedikten sonra şimdi ne durumdayız? Arkadaşlar videoyu kayıda girmeden yaklaşık 5 dakika önce Walker çıkardım. Kyle Walker 120 küsüre sattım. Çok iyi oldu. Şu ana kadar çıkardığım en iyi satılabilir oyuncu oldu Kyle Walker. Onun dışında en son Vinicius falan yatırımlarım vardı. Vinicius, Anthony, Renato, Rudiger, hepsinin fiyatı çok ciddi bir şekilde arttı. Onları da sattım arkadaşlar. Şu an kulübümüz bu satılabilir tek oyuncumun Neymar olması lazım. 570'e giderken 539 aldım. Çok sevindim. Sonra kart durmadan 530-500K bandına gidip geliyor. Bakalım ilk önce kulüpte başka satılabilir bir şey olmaması lazım. 138K ve Neymar'ımız var diyebilirim sanırım şu an. Ama daha fazla para gelecek, anlatacağım. Aynen. Şu an sadece Neymar var kulüpte satılabilir. Neymar'ın da şu anki değeri yaklaşık 510K, 513K, 515 aralığında gidiyor. Şimdi Neymar artacaktır. Ben uzun dönemde artacağını düşünüyorum ve çok beğendim kartı. Sonuçta oyundaki en iyi ikinci altın kart, gold kart Mbappe'den sonraki en iyi kart oyunda. 750'lere gideceğini tahmin ediyorum ilk weekendlik zamanı. Fiyatlar artacak. Şimdi en önemli verebileceğim yatırım tavsiyesi o arkadaşlar. Şimdi bu zaten hafta weekendlik yok. Önümüzdeki hafta başlıyor olması lazım weekendlik'in, yanlışım yoksa. İnsanlar hem weekendlik'e katılabilmek için Ravus'ta kadro kuracaklar, hem şey yapacaklar ve markete en son paket girişi nerede olacak efendim? Yarın Squabbit ödülleriyle olacak. Ben de manyak gibi oynadım çünkü 20 milyon RTG ancak böyle oluyor. Şu an 37 bin puandayız. 3 maçım daha var. Şu 500 gol görevini yaptığım için biraz zora soktum mu diye düşünüyorum ama şu an rahat gözüküyor. 30.800 puanda. Daha 3 tane maçım var. Buradan hiçbir şey olmasa 2500 buradan alsam, hadi 2000 buradan alsam, 1500-1500 burada alsam, 3000-7000, 45.000 puana ben her türlü şeyde kalırım gibi duruyor ve çok güzel ödülleri var. 26.000 nakit ve 2 tane 50 kalp paket, yani 125.000 coin değerinde para artı paket alıyorsunuz. Squabbit ödülleri tam pazar günü, ki ben yayında açacağım paketleri ve sonra da bir YouTube videosu çekeceğim bununla ilgili. Squabbit hızda her hafta kolayca nasıl elit 1 ya da top 200 zorlanır üzerine bir video gelecek ki ben önümüzdeki hafta Squabbit hızda top 200'e girmeyi de planlıyorum. Bakıyorum 19 saat, yani Türkiye saatiyle 11 olması lazım yanlışım yoksa. Bir bakalım hızlıca doğru mu olacak. 16, 12 ekledik, sabah 4, üstüne 7 saat ekledik, 11, aynen. Türkiye pazar sabahı 11'de diyebilirim. Ve bu kartlarla birlikte yatırım yapma fırsatınız olacak. Son kez benim size tavsiyem oyuncu satın almak için, tabii ki bugün çok ekstra bir şey gelmezse, pazar Squabbit ödülleri zamanı hemen snipe'ınızı yapın. Ondan sonra fiyatların hızlıca artmasını bekliyorum açıkçası. Bunun dışında yeni gelen SBC'ler ve gelmekte olacak SBC'ler var. Şimdi çok kısa onu da bir hazırlayayım şurada. Gördüğünüz üzere sızdırılan ve bir kısmına gelen ayın oyuncusu SBC'leri burada. Kimmich, Rashford, Valverde gelecek. Bak, Gakpo gelecek. Once to Watch Kessi geldi. Once to Watch Sterling de gelecek. Şimdi ilk önce Kessi'yi yapmanıza gerek yok. Ben tavsiye etmiyorum. Rashford'ı yapmanıza gerek yok. İyi bir yükseltme değil. Kendi kartını hiç beğenmedim. Zayıf ayak sonunda devam ediyor. Rashford'ı hiç beğenmedim ben oyunda. Kimmich'e yapılabilir. Gayet iyi duruyor. Pahalı da değil. Valverde gerekliliklerini görmemiz lazım. Bir de kartı hani Rashford gibi neredeyse hiç arttırmamış. Yani Rashford'u 3 overall atmış, şutu 1 atmış falan, saç sapan durumlar var Rashford'da. Ondan uzak durun diyorum ve çok pahalı, gereksiz. Ama Valverde, bir de şu an nakit çok önemli oyunda, nakitte kalın. Yani parayla yapmamaya çalışın. Valverde iyi olabilir. Valverde'nin kaça geldiğini görmemiz lazım. Bu arada ben de gördüğünüz gibi satılamaz bir Valverde çıkarmıştım. Gakpo ilginç duruyor. Gakpo Hollanda bağıyla bir şekilde bağlanabilirse, ya da böyle bir teze meze hızlı bir stoperle belki ve çok pahalı gelmezse, Gakpo düşündürücü. Kartı bu olacakmış anladığım kadarıyla. 89 hız, 87 dribbling gayet iyi, 85 şut, yani hiç fena durmuyor Gakpo. Bir zayıf ayak şeyine de bir bakmak gerekir tabi Gakpo'nun. Cody Gakpo 4-4 gayet iyi gözüküyor. Kart heyecan verici, informu da çıkmış çünkü 85, bir de üstüne şey olunca heyecan verici, güzel bir kart gibi duruyor. Hızını arttırmamış ama ya, bir overall getirip, o da ilginçmiş. Neyse, dediğim gibi Gakpo da gelecek arkadaşlar. Şimdi peki biraz da yatırımlardan bahsedelim. Yatırımlarda bizi ne bekliyor? Açıkçası Once to Watch yatırımları değerli olacak. Çünkü bu kartların fiyatlarını takip etmek gerekiyor. Sadio Mane örnek vermek gerekirse bayan patlayacak dedim. Harbiden de patlamış Leverkusen. Çok uzun süredir puan kaybediyorlardı. Mane sadece bir gol atmış. Musiala çıldırmış. Şimdi
kartların fiyatlarında ciddi düşüşler olacak. Bu kartların fiyatlarını bir takip edin. Ben bu videoyu cumartesi öğlen çekiyorum. Yine cumartesi 4 gibi falan yayında olur diye düşünüyorum. Skull Battle zamanı çok fazla paket açılacağı için böyle anlık snipe fırsatları olacak bu kartlar için. Tabii şeye dikkat edin. Once to Watch kartlarını mümkünse kendi takımın maçlarını oynadıktan sonra veya maç sırasında işler kötü gittiğinde hani gibi alın ki o zaman düşüyor. Maç önce hype da çok artıyor. Yani bu Once to Watch kartlarını aslında düzenli bir şekilde maçlarından sonra alıp bir sonraki hafta maçlarından önce satsanız bile güzel kar edersiniz. Şimdi Skull Battles'daki yatırım tavsiyelerim ne? Ödülleri, Skull Battles ödülleri gelince yaptığım tavsiyeleri bir. Once to Watch kartlarını takip edin ciddi. Mesela Darwin Nunez. Baktın şimdi örnek veriyorum. 97 kabanında bir baktın hop 70'e düştü. Hemen al Darwin Nunez'i. Sonra geri satarsın zaten artacak. Şimdi Once to Watch'lar dışında biraz meta oyuncularda şurada Gold Rare yapabilirsiniz burayı. Yani Aralık sanki biraz şey mesela Nkunku önemli bir oyuncu olacaktır. Çok popüler, takip edilmesi gerekiyor. Paketlerden çıkan oyuncu mesela. Rudiger'i takip etme çünkü Once to Watch'u var zaten paketlerde. Eden Militao'yu takip edin arkadaşlar. Van Dijk'lar böyle bir... Şimdi kartın fiyatı arttıkça daha çok düşmesi gerekiyor. Yani Van Dijk'ın 10K düşmesiyle şeyin 10K düşmesi aynı şey değil. Tomori'nin 10K düşmesi aynı şey değil. O yüzden Tomori'ye bakın özellikle. O da iyi. Kunde iyi. Kunde ciddi artmış bu arada. Kunde sağlam düşebilir. 50-60'lara düşerse ilginç olur Kunde. Var mı şeyi? Once to Watch var mı Kunde'nin? Yok. Güzel. Llorente kesinlikle takip edilmesi gereken bir oyuncu. Valverde yeni geldi paketlere. O yüzden fiyatı oturma noktasındadır. Valverde'yi de takip edebilirsiniz. Kimpembe yine takip edilmesi gerekiyor oyuncu. Bu oyuncunun fiyatlarını takip edin ve böyle bir 10K düştüğünde snap'larla birlikte alıp hemen geri satabilirsiniz. Bir panik satış şey olursa zaten ödüller içinde olabilir. Biraz daha düşük bütçe için alansan maksimum olabilir. Zakaria 30K'da fixlenmiş de onu 25'e falan çekebilirseniz güzel olur. Kesi düşüşte zaten ondan uzak durun. Bakıyorum başka. Tonali yine takip etmeniz gereken kartlarda. Yani Tonali şöyle 23K mesela 24K'ya gidiyor Tonali ortalama. 20'yi aldın Tonali'yi. 1200 kesintisi var. 2800 Tonali başına para kazanabilirsin. 10 Tonali alsan 28K kar edersin. Gibi basit hesaplar yapabilirsiniz. Pedri yine popüler kartlardan. Zaha biraz riskli olabilir. Rashford riskli olabilir. Daha böyle düşük bütçe inmeye çalışıyorum. Leao'ya bakabilirsiniz. Mendy çok şey fix fiyatı hep 12, 13, 11 bandında 13K. Mendy mesela 10K ve altına alırsanız muazzam kar edersiniz. 100K ile bile yapsanız bu işleme inanılmaz bir al satla Mendy'den çok ciddi para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Burası da böyleydi açıkçası. Şimdi tekrar bir PlayStation'a dönelim. Genel olarak durumlar bu. Oyunda şu an yapılabilecek bütün görevleri yaptım herhalde ya. Paket verecek hiçbir şey kalmadı artık. Sadece 3 tane ortak maç oynayacağım arkadaşımla ve bitecek çünkü bakın. Hani sizin de yapmanızda tavsiye. Şu erken erişim setinin 3 tane ortak maçı kaldı. Onun dışında burada herhangi bir şey kalmadı. Dönüm noktalarında paket veren herhangi bir şey kalmadı. Yani şurada 100 Rivals golü falan var ama hani hiçbir şey kalmadı. Her şeyi yaptım resmen ama şeyi yap tekrar bir göstereyim. Bu çok önemli. Bunu da siz yapmanız gerekiyor. Haftanın takım idmanı da güzel. Bu hani 25 Skull Battles ve Rivals oynayınca geliyor zaten de şu asıl. Bu önemli. 3 oyuncu satın alıyorsun marketten. Markette aldığın bir oyuncuyla Rivals'ta veya yarı pro Skull Battles'da bir gol atıyorsun. Bir gol bir as yapıyorsun ve 3 maçta gol atıyorsun. Ve size 100 kalp paket artı 50 kalp paket. Artı 3 tane de çöp paket veriyor. 5 tane ve ikisi çok iyi olan 5 tane paket veriyor. Bunu hemen yapın arkadaşlar. Çok karlı çünkü. Video bu kadardı. Yarın gelecek video Skull Battles'da nasıl top 200'e girmeyi planlıyorum. Nasıl gireceğim? Skull Battles taktikleri neler puan veriyor? İncelikleri neler? Kadroyu nasıl yenilemeniz lazım? Hepsini anlatacağım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Dediğim gibi pazar günkü videoda görüşmek üzere. Neredeyse her gün bir video getirmeye çalışacağım. Devam edeceğim bu yoğunlukta. Yayınlar da olacak tabii ki. Sizi çok seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen abone olmayı unutmayın diyelim. Diğer videoda görüşmek üzere ve son olarak iyi günler.